Merhabalar efendim. Bugün İslam fıkhının kurucu babasından bahsedeceğiz. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bildiğiniz gibi İmam-ı Azam'ın asıl adı Numan bin Sabit'tir. Yani Sabit oğlu Numan. Künyesi ise, lakabı ise Ebu Hanife'dir. Ebu Hanife isim anlamına baktığımızda Hanife'nin babası demektir. Ama biz İmam-ı Azam'ın Hanife isminde bir çocuğu olduğunu bilmiyoruz. O halde bu büyük imama insanlar niçin Hanife'nin babası diyorlar? Gelin birlikte inceleyelim. Bu konuda iki tane görüş var. Birinci görüşe göre Hanife bir divit veya yaza hokkası türü. İmam-ı Azam da bu divit ve hokkayı sürekli yanında taşıyor. Bu nedenle kendisine kalem babası diyorlar. Biz bu lakabı günümüzde kalemlerin, mürekkeplerin efendisi gibi de anlayabiliriz. İkinci görüş, Hanife kelimesi Hanif kelimesine bir göndermedir diyor. Bu yönüyle de İmam-ı Azam haktan ve istikametten ayrılmayan, temiz, dupduru insanların yani Haniflerin babası anlamına gelen Ebu Hanife künyesiyle anılmıştır diyor. İmam-ı Azam lakabına gelirsek de İmam-ı Azam imamların en büyüğü demektir. Bakın büyük değil, en büyük imam. Bu lakabın ilk etapta bir abartı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak kendi döneminde ondan daha büyük bir alimin olmadığını kabul etmeyen yok gibidir. Çünkü İmam-ı Azam sadece en büyüklerin yapabileceği muazzam işler yapmış, büyük bir çığır açmış, hala işleyen bir sistem kurmuştur. Aradan asırlar geçmiş, onun kurduğu sistem hala işlemektedir. Bu durumda o meşhur replikteki gibi biz de diyebiliriz. En büyük o mudur bilmiyoruz ama gerçekten İmam-ı Azam çok büyüktür. Bu büyük imam Hicri 80, Miladi 699 yılında bugün Irak'ta bulunan Küfe şehrinde dünyaya geliyor. Babası Sabit ve dedesi Numan da varlıklı insanlar. Bu ikisi zamanında Hazreti Ali'yi ziyaret edip ona bir tatlı ikram ediyorlar. Hazreti Ali de bu iki insana ve nesillerine hayır ve bereket duasında bulunuyor. Böylece İmam-ı Azam'ın dolaylı bir şekilde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın da duasına mazhar olduğunu söyleyebiliriz. 20'li yaşlarına kadar kumaş tüccarlığıyla ilgileniyor Ebu Hanife. Kendisinin ilim tahsiline başlaması kendisi için de bizim için de bir dönüm noktasıdır diyebiliriz. Gençliğinde baba mesleği olan kumaş tüccarlığıyla ilgilense de arada bir Küfe'deki ilim meclislerine de gidip geliyor. Ama bu gidip gelmeler sürekli değil. Bir tür hobi olarak niteleyebiliriz. Bizzat kendisinin aktardığına göre ilme yönelmesi ise yine büyük alimlerden Şabi aracılığıyla oluyor. İmam Şabi Ebu Hanife'ye ilmi ve alimlerle görüşmeyi sakın ihmal etme. Ben seni uyanık ve zihni canlı bir genç olarak görüyorum deyince Ebu Hanife muhtemelen böyle zaten içten içe arzu ettiği ilim yolunu bu vesileyle tutmuş oluyor. Böylece Allah'ın inayetiyle Ebu Hanife'nin İmam-ı Azam olma macerası da başlamış oluyor. Merhum Hamidullah Hoca'nın tabiriyle kendisi ilmin tadını bir kere almıştır ve ilmin tadını alan bir insan onu bir daha bırakamaz. Ebu Hanife tahsiline önce kelam ilmiyle başlıyor ancak bir süre sonra fıkhın İslam'ı yaşamak ve yaşatmak için daha uygun olduğunu düşünerek fıkıh ilmine yöneliyor. Fıkha yönelince kendisine tabi'in alimlerinden Hammad İbni Ebu Süleyman'ın ders halkasını seçiyor. Kısa sürede Hammad'ın en gözde talebesi haline geliyor ve 22 yaşında diz çöküp oturduğu Hammad'ın ilim halkasında tam 18 sene yani 40 yaşına kadar ilim tahsil ediyor. Ancak bu arada Hicaz ve Basra gibi yerlere de gidip geliyor. O diyarlarda da Maliki mezhebinin imamı olan İmam Malik, büyük alimlerden İmam Evzai, ayrıca Ehl-i Beyt alimleri Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık gibi isimlerden de istifade ediyor. Bu arada ilim halkaları tabirine de bir göz atalım. Demiştik ya az önce Hammad'ın ilim halkasına oturdu diye. İlim halkaları İslami ilimler tarihinde medreselerin atasıdır. Bu halkalar cami içi okullardır. Ebu Hanife'nin memleketi olan Küfe'deki Küfe Camii'nde de bu ilim halkalarının en canlılarından birisi bulunmaktadır. Sad bin Ebi Vakkas tarafından kurulan bu caminin bir okul olarak ilk öğretmeni büyük ve alim sahabi Abdullah İbni Mesud Hazretleri'dir. Ondan sonra Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın yerine Alkame bin Kays, İbrahim en-Nehai, Şabi ve Ebu Hanife'nin hocası olan Hammad gibi yüce kametler geçiyor ve nihayet o kürsünün yeni sahibi İmam-ı Azam Ebu Hanife oluyor. İmam-ı Azam ilim halkasının başına geçince kolları sıvamış ve bir gün öğrencilerine şöyle seslenmiştir. Siz benim gönlümdekileri bilen, dertlerime ortak olan, her şeyden kıymetli arkadaşlarımsınız. Ben fıkıh denen ata eğer ve dizgin vurup onu tamamlamak ve sizlere teslim etmek istiyorum. Gerçekten de fıkıh ilmi o dönemde en canlı ilimlerden birisidir. Ancak tabiri caizse dizgini olmayan bir at gibi gezinmektedir. İmam-ı Azam gelir, o atı yakalar, ona eğer vurup dizginler ve o atı eğitir. Böylece o mübarek attan nasıl istifade edileceğini insanlara öğretir. Yani İmam-ı Azam fıkhı sistematik bir hale getirir. Peki
kendisi bu işi nasıl yapmıştır? İşe fıkıh ilmini tasnif ederek, yani konularına göre bölümlere ayırarak başlar. Daha sonra ayet ve hadislerden bir hüküm çıkarılacağı zaman nasıl davranılacağı, nelere dikkat edileceği hususlarını tespit eder. Kitap, sünnet, icma ve kıyas olarak bilinen dört temel şer'i delilin yanında sahabe sözleri, istihsan, örf ve adet gibi delilleri de kullanır. Bunları birer alt sistem oluşturacak biçimde düzenler, fıkıh adı verilen üst sistem içerisinde toplar ve bir makine gibi çalışır hale getirir. Böylece fıkıh bir ilim dalı olarak kurulmuş olur. Bu sistemin en temel özelliklerinden birisi de temelinde kitap ve sünnetin bulunduğu rey, yani kıyasa dayalı akıl yürütmelerle ulaşılan kişisel görüşlerdir. Bu akıl yürütmeler de öyle başıboş akıl yürütmeler değildir. Hepsinin belli bir sistematiği vardır. İlk adımını kitap, yani Kur'an, ikinci adımını ise sünnet, yani genellikle hadisi şerifler oluşturur. Yani akıl adı verilen çocuğa yürümesini bu iki mukaddes ebeveyni, Kur'an ve hadisler öğretmiştir. Sistemin bir diğer özelliği ise bireysel özgürlüğe verilen önemdir. Çünkü din öncelikle özgür irade sahibi özgür bireyler tarafından ve özgür bir ortamda yaşandığı zaman gerçekten anlamlıdır. İmam-ı Azam'ın ve Hanefi fıkhının bu yönüne pek çok örnek verilebilir. Mesela hiçbir mezhep imamı öyle düşünmezken İmam-ı Azam reşit bir kızın kendi evliliği üzerinde tam yetki sahibi olduğunu söyler. Yine İmam-ı Azam insan özgürlüğüne haksız yere sınırlamalar getiren bireylerin hak ve özgürlüklerinden vazgeçmesiyle sonuçlanacak sözleşmeleri geçersiz sayar. Akıl ve bireysel özgürlüğe verilen önem doğal olarak açık fikirliliği, bir konuda farklı görüşlerin de doğru olabileceği anlayışını beraberinde getirecektir. Nitekim İmam-ı Azam da sistemini kurarken kendi başına otoriter bir hoca gibi asla davranmamış, talebeleriyle ve diğer alimlerle sürekli fikir alışverişi halinde olmuştur. Bununla birlikte Ebu Hanife'yi İmam-ı Azam yapan sadece bilgisi ve zekası değildir. Aynı zamanda ahlakı, takvası, Allah korkusu ve ihlasıdır. Bu konuda günümüzü de ilgilendiren, özellikle de dini konuları tartışmaya meraklı insanları ilgilendiren çok önemli bir örnek vereceğiz. Bilindiği gibi İmam-ı Azam kelam ilmiyle meşgul olduğu dönemlerde imani konularda ilmi tartışmalar, münazaralar yapar ve genellikle galip gelirdi. Ancak talebelerine ve yakınlarına bu tip tartışmaları da yasaklamıştı. Bir gün oğlu Hammad'ı bir kelam meselesinde birisiyle tartışırken görür ve oğlunu bundan vazgeçirir. Oğlu babasına "Biz seni de münakaşa yaparken görüyoruz. Bizi neden bundan men ediyorsun?" diye sorduğunda o büyük imam son derece önemli bir cevap verir. Der ki "Biz münazara yaparken arkadaşımız kayıp düşecek, yanılacak diye korkudan başımızda kuş varmış gibi dururduk. Siz ise münazara yapıyorsunuz ve arkadaşınızın düşmesini istiyorsunuz. Arkadaşının kayıp düşmesini isteyen arkadaşını tekfir etmek istiyor demektir. Arkadaşını tekfir etmek isteyense arkadaşından önce küfre düşer. Bu ahlak, bu anlayış o kadar önemli ki keşke İmam-ı Azam'dan sadece bunu öğrenmiş ama gerçekten öğrenmiş ve uygulaya uygulaya bir ahlak haline getirebilmiş olsaydık. İmam-ı Azam'ın ilmini veya tüccarlığını ahlakından ve takvasından ayrı tutmaya imkan yoktur. İmam'da bu özellikler birleşmiş bir haldedir. İmam-ı Azam'ın okulunda ilim sadece teorik bir mesele değildir. Müslümanların kalp ve ruh bahçelerini de besleyen bir su kaynağı gibidir. Belki de bu yüzden İmam-ı Azam İmam-ı Azam'ın ilim halkasından çok değerli sufiler de yetişmiştir. Örneğin zühd sahibi bir sufi olarak bilinen Davud et-Tayi İmam-ı Azam'ın ilim halkasından yetişmiştir. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin de zahir ilimlerini İmam-ı Azam Ebu Hanife'den tahsil ettiğini biliyoruz. Evet, bu büyük imamın yaptıkları öyle sıradan işler değildir. Onun yaptıklarının makbuliyetiyle ilgili sahih bir rüya hadisesi nakledilir. İmam-ı Azam bir gün rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarını açar, kemiklerini birbirine ekleyerek toplar ve göğsünün üstüne koyar. İmam bu rüyadan çok korkar. Tabi'in alimlerinden İbn-i Sirin'e rüyayı tabir ettirir. İbn-i Sirin'in tabiri şu şekildedir. Senin rüyan sahihtir, doğrudur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihya edeceksin. Evet, İmam-ı Azam'ın yaptıklarının ne anlama geldiğine dair en kısa ve en temiz özet bu olsa gerektir. İmam-ı Azam'ın ilim, ahlak ve kalp hayatında temiz bir su kaynağı olduğu malumdur. Peki, döneminin çalkantılı siyasi olayları bu su kaynağını bulandırmış olabilir mi?
Bir bakalım. Öncelikle bilinmeli ki gerçek bir alimin kendi dönemindeki siyasi olaylara tamamen kayıtsız kalması düşünülemez. Yine gerçek bir alimin kendi dönemindeki siyasi olayların içine kaybolacak kadar karışıp gitmesi de düşünülemez. İmam-ı Azam 70 senelik ömrünün 52 senesini Emeviler, 18 senesini de Abbasiler döneminde geçirmiş, bu dönemlerde yaşanan önemli siyasi olaylara tanıklık etmiştir. Bu olaylar genellikle Hazreti Ali'nin torunlarının Emevi ve Abbasi halifelerine karşı başkaldırıları ile ilgilidir. Bu başkaldırılar Hazreti Ali evladının katli ile kanlı bir şekilde sonuçlanmıştır. Ancak İmam-ı Azam her seferinde net bir şekilde Hazreti Ali evladının tarafında olmuştur. Bu taraftarlığını da yeri ve zamanı geldikçe hiç çekinmeden açıkça ifade etmiştir. Hatta onun Emevilere karşı ayaklanan Hazreti Hüseyin'in torunu Zeyd bin Ali'ye mali yardımda bulunduğu da söylenir. Ancak kendisi bu ve sonraki başkaldırıların hiçbirine bizatihi katılmamıştır. İmam-ı Azam'ın bu tavrı hem Emevileri hem de Emevilerin düşmanı olan Abbasileri aynı şekilde rahatsız etmiştir. İmam-ı Azam'ın Hazreti Ali evladına taraftar olmasından rahatsız olan Emevi halifesi Mervan'ın Irak valisi Yezid İbni Hübeyre, İmam-ı Azam'a kadılık teklif eder ki bu İmam-ı Azam'ın devlet memuru yapılması demektir. Aslında ne teklif haramdır ne de kabul etmek İmam-ı Azam'ı alçaltacaktır. Ancak İmam-ı Azam haksız bir mahkeme kararını imzalayacak kalemin ucunu açmayı bile kabul etmeyecek karakterde bir insandır. Dolayısıyla kadılık teklifini düşünmeden reddeder. Israrlar karşısında da bu duruşundan vazgeçmez ve en nihayetinde hapse atılır. Her gün kırbaçla dövülür, işkenceye uğrar. Hapishanede ölmesinden korkarlar, bunun üzerine gelecek tepkilerle karşılaşmamak için kendisini serbest bırakırlar. Serbest kalınca İmam-ı Azam Mekke'ye gider ve orada da ilimle meşgul olur. Abbasiler yönetime gelince de Kufe'ye geri dönüp ilim halkasını yeniden faaliyete geçirir. Ancak zamanla Abbasilerle akrabalığı da bulunan Hazreti Ali evlatlarının arası tekrar açılır. İmam-ı Azam Emeviler dönemindeki tavrını sürdürerek Hazreti Ali evlatlarına sözleriyle açıktan destek verir. Böylece Abbasi hanedanının da zulüm radarına girer. Bu noktada tarih bir kere daha tekerrür eder ve İmam-ı Azam'a Bağdat kadılığı teklif edilir. İmam-ı Azam bu teklifi de kabul etmez ve 70 yaşındaki o büyük imam yine hapse atılır. Bir müddet hapishane şartlarında baskı altında tutulur ve o yaşında yine kırbaçla işkenceye uğrar. Daha sonra hapishanede ölmüş olmaması için serbest bırakılır. Ayrıca ders okutması ve fetva vermesi de yasaklanır. İmam-ı Azam vefatının yaklaştığını anlayınca defnedilmek istediği yeri de söyler. Hayzuran mezarlığı olarak bilinen bir yer vardır ve bu mezarlığın bir kısmı gasp edilmiştir. Yani kamulaştırılmış, mezarlık haline getirilmiştir. Ancak sahiplerine haklarının ödenip ödenmediği belli değildir. Bu büyük imam vefat ettikten sonra mezarlığın gasp edilen kısmına değil, gasp edilmemiş olan kısmına defnedilmesini vasiyet eder. Ölürken de, defnedilirken de helale harama dikkat etmeye devam etmektedir. Temiz yaşayan temiz insanlar temiz bir yere, temiz insanlar tarafından temiz bir şekilde defnedilmelidir. Nihayet bu büyük imam, İmamların en büyüğü, İmam Şafii'nin deyimiyle fıkıhta diğer insanların ancak aile fertleri olabileceği, yine Şafii alimi İbn-i Süreyc'in deyimiyle ümmetin ilmin dörtte üçünü kendisine borçlu olduğu kişi, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri hicretin 150. senesinde bu fani dünyaya gözlerini yumar. Hayatını anlatan isimlerin de belirttiği gibi sıddıkların ve şehitlerin ölümüne benzer bir ölümle bu fani alemden ahirete, zahmet ve vazife yurdundan rahat ve ücret yurduna göçer. Büyük hadis alimlerinden Hüreybi'nin belki biraz mübalağa ile ama ciddi bir vefa borcunu hatırlatması açısından dediği gibi İslam ümmetine namazlarında Ebu Hanife'ye dua etmesi vaciptir. Böyle bir imamdır Ebu Hanife. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bize bıraktığı miras nedeniyle hayatının her saniyesini sonsuz seneler cennet nimetlerine çevirsin. Kıyamete ve haşre kadar lütfunu, rahmetini, gufranını, fazlını, ihsanını ondan eksik etmesin. Bizlere de o emanete sahip çıkan ve onu daha ileriye götüren yeni dimalar, yeni büyük imamlar nasip eylesin. Amin.